bir dakika abi, 30. Dünyanın saygı duyduğu bir cumhuriyete geçiş için büyük bir istiklal savaşı vermiş bir neslin torunuyuz. Acılar, başarılar, zaaflar hepsi bizim ortak eserimiz. Modern dönemdeki bütün akımlarımız üç ana damardan beslenir. Muhafazakarlık, milliyetçilik ve seküler akımlar. Seküler akımlar içinde sol akımlar da var. Şimdi her birinin tarihi sözleri farklı. Her birisi artık kendisini bu yeni dünya içinde doğru tanımlamadıkça Türkiye'de ne yaparsak yapalım demokrasiye geçemeyiz. Onun için buradan bu üç ana damarın bütün temsilcilerine önce kendileriyle yüzleşme çağrısında bulunuyorum. Türkiye bundan sonra ideolojik çatışmaların esiri olmayacak. Bunu ifade edeyim size. Çatışmalar bu üç akımın karşılıklı mücadelesinden daha çok bu üç akımın kendi içinde demokratik mi, Jacobin mi olduğu yönünde seyredecek. Burada da seküler düşünceyi bir dogma haline getirenlere, arkadaşlarıma, dostlarıma sesleniyorum. İslam'ı orta çağ düşüncesi diye gördüğünüz anda bu ülkede demokrasiyi yerleştiremezsiniz. Bu ülkenin insanı dine soğuk bakana, İslam'ı böyle arkaik bir düşünce biçimi olarak görene oy vermez. Demokrat muhafazakarların, demokrat cumhuriyetçilerin, sekülerlerin, demokrat milliyetçilerin aynı safta buluşup Türkiye'yi birlikte omuz omuza yepyeni ve gerçek anlamda bir demokrasiye, tecrübeleriyle olgunlaşmış bir demokrasiye götürmeleridir. Ümit ederim ki bu toplantılar böyle bir çabanın yansımaları olarak önemli etkiler bırakır. Seçim için sahaya gittiğimizde şöyle eleştirilerle karşılaştık. Ya milletin karnı aç, siz diyorsunuz güçlendirilmiş parlamenter sistem. Millet diyor ürünümü satamıyorum, sen diyorsun güçlendirilmiş parlamenter sistem. İşsizlik var, parlamenter sistem. Yoksulluk var, parlamenter sistem. Siz esas milletin derdini niye konuşuyorsunuz? Bu büyük bir haksızlık ama çağın algıyla olgunun yer değiştirdiği zorluğunu ve algı böylesi olduğunun ne olduğunun önemsizleşmesi gerçekliğini görmemiz lazım. Bazı iletişimleri çok kuvvetli yaparsanız gündeme sis etkisi yapıyor ve diğer söylediğiniz hiçbir söz ya da göstermek istediğiniz sorun ya da belirlediğiniz hedefe doğru attığınız adımları görünmez kılıyor. O yüzden ben şunu tercih ediyorum. Şimdi bizim gelecekte iktidar olduğumuzdaki yönetim sistemi önerimiz güçlü bir parlamento, katıksız bir kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğüne dayanan bir kamu yönetimidir. Biz parti içinde adaylık tartışmalarını bir kenara bıraktık. Ben muhalefete de çağırım. İktidarın istediği savrulmayı yaşamadan yan yana durma kültürüne sahip olarak geçen seferki hatalardan ders alarak bu ülkenin geleceğine, bu ülkenin bütün demokratlarının, siyasi aralarındaki bütün temsilcilerinin hep birlikte sahip çıkması elzemdir. Madem ki hedef 2. yüzyılda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve gösterdiği hedefe yürümektir. Onun gösterdiği yer çağdaşlık, aydınlanma, gelişmiş ülkeleri yakalamak ve geçmektir. O hedefte kuvvetler ayrılığı vardır, güçlü bir parlamento vardır. Yürütme, yasama, yargının birbirinin düşmanı değil ama birbirinin destekçisi ama net olarak birbirinden ayrılması vardır. O hedefte Avrupa Birliği'ne tam üyelik de vardır. Bu hedefleri terk edip kişi başına milli gelirin 4.000 dolar olduğu, yönetenlerin kudretli, araçların zengin, halkın fakir ve tebaalaşmış olduğu yerler yerine yönetenlerin mütevazi, halkın zengin olduğu bir yöne doğru yürüme hedefi vardır. Biz bu azim ve kararlılıkla Gazi'nin partisini yönetiyoruz ve ilk seçimlere hazırlıyoruz. Bütün muhalefet partilerinin de bu dayanışma içinde olduğunu, olacaklarını ve hep birlikte bu ülkenin geleceğini birlikte kuracaklarını düşünüyorum, inanıyorum ve onlara da güveniyorum. Buradan tüm muhalefet partilerinin, sayın genel başkanlarının şahsında bu ülkenin bugününden rahatsız olan ve geleceğine
umutla bakmak isteyen herkese şunu söylüyorum. Biz başaracağız, umudunuzu kaybetmeyin. Her zaman gündüz geceye, aydınlık karanlığa, iyilik kötülüğe galip gelir, iyiler kazanacak, biz kazanacağız diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum.